Aktarıyla gelseler dahi. Politik Sokak röportajlarının ilk ve bir numaralı kanalını izleyin ve abone olun. Sokağın nabzı elinizin altında olsun. İstanbul Times TV özel YouTube kanalımıza abone olun. Her gün farklı bir ilçede seçmene sorduğumuz sokak röportajlarının cevabı anında size bildirim olarak gelsin. Değerli izleyiciler, İstanbul Times TV olarak bugün Bahçeli Evler, Şirin Evler'deyiz. Vatandaşlara AK Parti aldığı kararlarda ve attığı adımlarda sizce anayasayı ihlal ediyor mu etmiyor mu diye sorduk. Bakalım neler söylemişler, hep birlikte izliyoruz. Sizce AK Parti aldığı kararlarda, attığı adımlarda anayasayı ihlal ettiğini düşünüyor musunuz? Evet. Mesela hangi kararlarda? Tüm kararlarda. Mesela efendim? Hiçbir kararını doğru bulmuyorum. Niçin ama? İşte bütün anayasayı... Bütün ihlal etmiş, bütün yasalar. Bence ediliyor yani. Nasıl yani? Mesela hangi kararlarda anayasayı ihlal etti diyebilir misiniz? Kendine mesele hangi ihlaller? Yani Türkiye'de demokrasi yok. Yani kimse derdini anlatamıyor. Türkiye'de kimse, yani herkes ötekileşmiş. Anayasaya yani bağlı değil mi AK Parti? Efendim? Anayasaya bağlı değil mi? Valla kendine göre bağlıdır da. Yani ona hazırladığı yasalarına göre, kendilerine göre yasa hazırladığına, bence ben katılmıyorum yani. Ben o görüşe katılmıyorum, bana göre yani. Ama onların kendilerine göre de bir muhakkak bir de demokrasi şeyleri vardır da yani. %100 ediyor. Anayasa. Bu konularda mesela? Mesela her konuda abi. Mesela örnek verebileceğimiz şu konuda anayasa ihlal ediyor diyebileceğiniz bir konu var mı? Abi şu anda onları bilmiyorum ama %100 ediyor yani. Yani haddinden fazla ediyor. Anayasaya bağlı değil mi? Bağlı değil abi. Vallahi şöyle söyleyeyim. Bunu bir örnek. Bir örnek verebilirseniz. Niteliğinde, fıkra niteliğinde daha doğrusu. Şeye sormuşlar, İsviçre'ye sormuşlar. Demiş ki sizin burada deniz yok. Neden deniz bakanınız var demiş. Ona demiş ki sizin ülkede adalet var. Ama sizin ülkede ne adalet yok. Yani ben... Ediyor tabii yani. Ben onu kınıyorum gene yani böyle. Yani hangi konularda efendim AK Parti anayasa ihlal ediyor? Ya abi siyan, ben diyor sadrazamlık ülkesi yok burada. Kraliçelik de yok. Herkes özgürdür seçiminde. Yani kınıyorum onun yaptığı bu kelimeleri yani. Ben uygun görmüyorum yani. Ya genelde anayasaya uygun davranıyor ama bazı şeyler de hoşuma gitmiyor yani. Mesela efendim hangi kararlarda anayasa ihlal ediyor? Ya yani hangi kanalda? En basit örneğin mesela diyorum ki bakanları çift maaş alsın. Niye çift maaş alıyor? Yani bakan gelmişse bu ülkeye hizmet etmek için gelmiştir. Yani fazla maaş almak için gelmemiş değil mi? Yani katılmıyorum. Kesinlikle katılmıyorum. Zaten aldıkları maaş yeterlidir. 20 milyarın üstünde maaş alıyorlar. Yani bir de dönüp vatandaşa baksınlar. Yani ben AK Parti için söylemiyorum. Bütün milletvekilleri aynı şey. Ben şimdiye kadar anayasayı ihlal ettiğini hiç görmedim. Anayasaya bağlı hareket ettiğini söylüyor. Zaten anayasayı ihlal etse, yani anayasa kurum şeyin üstündedir. Türkiye'nin en büyük kurumudur. Evet. İhlal edildiğini şey yapsa müdahale eder. Evet. Hangi konularda mesela? Her somut konu, bir örnek verebileceğiniz. Her konuda da. Mesela efendim. Mesela. Şu konuda anayasayı ihlal ediyor diyebileceğiniz bir örnek verebilir misiniz? Yani onu örnek veremem yani. Her konuda iyi gelmiyor. Mesela ama her mesela. Konuda anayasa ihlal mi ediyor? Aynen. Bunu 10 seneden beridir yapıyor. Mesela hangi konuda? Somut bir örnek verirseniz. Yani şu bu şey Erdoğan'ın daha önce Cumhurbaşkanı iken başbakan gibi davranması, fazla şey falan vermesi. Şu anda içeride milletvekili var. Milletvekilinin ne suç işlediğini biz bile bilmiyoruz. Bu şey bu bile yani şey yaptığını gösteriyor. İhlal ettiğini. Aynen. Bence de. İhlal edin. Hangi konuda mesela sizin örnek verebileceğiniz şey var mı? Onda örneğin şu an askeri TBMM yasama yürütmesi Cumhurbaşkanı elinde ama onlar bağımsız yargı falan. Şu an hiçbir şeyde bağımsız değiliz yani eşitlik konusunda da hiçbir şekilde bağımsız değiliz yani. Yani Erdoğan'ın ihlal ettiğini düşünüyorum. Aynen. Kesinlikle bunu yapıyor. Kesinlikle 10 seneden beridir. Çok teşekkür ederim. Olduğumuz halde yani bizim kaldığımız ev bile 1200-1400 lira kira ediyoruz. Bizim aldığımız burs 470 lira yani 500 lira bu sene yaptılar. Aynen. 500 lirayla gelsin kendisi doyuracağız. 2000 lirayla şey yapsın. Yani bu ülkenin geleceği gençler olarak, biz üniversiteler olarak zaten geleceğimiz böylece. Şu anda benim görüşüm ihlal derken şöyle tabii biraz oluyor, dokunuyor. Efendim hangi konularda? Şimdi
milletimizde işsizlik var, geçim sıkıntısı var. Maddi yönden varlıksızız, yoksuzuz efendim. Bu sonra şunu söylemek istiyorum, yanlış anlaşılmasın. Sonra dışarıdan getirmiş olduğun insanlar, evvela bir karnımızı biz Türkiye Cumhuriyeti olarak kendi karnımızı doyuralım, ondan sonra onlara bakalım. Sen bu Türkiye'nin hakkını, Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin hakkını onlara maalesef yedirme. Ben bunu istiyorum. Yedirme. Bir ikincisi, madem bir şey yaptınız, bizim askerlerimiz sağda solda sallanıyor. Bizim askerlerimiz kırılıyor oralarda. Bütün efendim sıkıntıları çekiyorlar. Yazgı işlemiyorlar. Peki onlar orada kırılırken onlar neden bu Türkiye Cumhuriyeti içinde cirit atıyorlar? Ben de burada söylemek istiyorum. Neden burada cirit atıyorlar? Onlara Türkiye Cumhuriyeti maaş bağladı. Maaş bağladı. Bizim milletimiz burada kaymakamdan para alamıyor. Medyayı takip ediyorum ve takip edenlerdenim. Mesela şu anki Büyük Millet Meclis Başkanı Binali Yıldırım şu an anayasayı adeta ihlal ediyor. Ne yapmalı mesela? Önce istifa etmeli. Ondan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı'na ondan sonra aday olması lazım. Tabii ki düşünüyorum. Tabii ki ihlal ediyor. Neyi ihlal etmedi ki bu Türkiye? Mesela efendim hangi konularda? Etmedi ki. Güzel olan her şeyi yok etti. Evet. Hangi konularda? Lütfen yayınlayın. Hangi konularda efendim, bir örnek verebilir miyim? Konuda. Güzel Türkiye'nin geleceğini yok etti. Türkiye'de şu gençlerimizin, yeni doğmuş çocuklarımızın hakları yok bu Türkiye'de. Yok, bitti. Bitti arkadaş. Tarafını ihlal ediyor. Bir, mesela efendim hangi konularda? Ya hangi konuda değil ki? Tek başına bir adam ülkeyi yönetirse sonuç böyle olur. Belli bir şey. Anayasaya bağlı hareket etmiyor mu AK Parti? Ya meclis başkanı da şu anda seçim aday oluyor. Anayasayı ihlal etti geldi. İstifasını vermesi gerekir. İstifasını vermesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 94. maddesine göre meclis başkanı hiçbir siyasi partinin çalışmasına katılamaz. Efendim, anayasanın 94. maddesine göre istifa etmesi gerekiyor. Ancak Erdoğan istifa etmemesi gerektiğini söyledi. Ya Erdoğan diyebilir. Erdoğan dokunulmaz. Ama öyle değil. Meclis başkanının siyasi bir çalışması olamaz. Siyasi çalışmaya girecekse istifasını vermesi lazım. Peki, çok teşekkürler. Çok net ve açık. Hayır, düşünmüyorum. Herhangisi yok. Hayır. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Anayasa ihlal etmiyor. Bağlı hareket ediyor. Herhangisi çok yok. Çok gayet yerinde değil. Çoğun ne diyor, çoğun ne etmiyor. Mesela efendim hangi konularda ediyor, hangi konularda etmiyor? Hangi konularda ediyor? Çünkü artık bir kişiden çıktığı için bütün sözler... İhlal olsa da olmasa da ona kararı kendi vermek durumunda. İhlal ediyorsa tam konuda nasıl sormuşsun? İhlal etmediği bir konu yok mesela ki. Mesela efendim somut yani örnek yok, verirsen. Yok, bir tane Allah rızası için olmayan bir yok. Kesinlikle yok. Yani her konuda anayasa ihlal mi ediyor? Kesinlikle ihlaldir. Bu ülkede anayasa da yok, baba yasa da yok. Yok.